Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir klan savaşı videosundayız arkadaşlar. Rakibimiz Warzone klanı. Şu an baktığımızda 30'a 30'luk bir savaş başlatmış durumdayız. 18 saldırı yaptık. 39 yıldızımız var. Rakip 38 savaş yapmış ve 60 yıldızı var. 2 adet canlı saldırımı sizlerle birlikte gerçekleştireceğim. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Uzun zamandır klan savaşı çekmiyorduk. Bu birazcık güzel olacak. Şimdi rakibin 12.'sine bir saldırı yapacağım. Öyle bir plan program yaptım ki diyeceksiniz ki spam ordusuyla ne kadar plan program yapmış olabilirsin? Az buçuk çalıştık arkadaşlar. Şimdi bu düzenimizde Ordumuzu birazcık alt taraftan yollayacağım zaten klasik bir düzen ama kelle avcısını dikkatli kullanıp kahramanları hızlı bir şekilde temizlemek istiyorum kahramanları orada askerlerimiz takılırsa çıkamazlar çünkü ve şunu belirtmek isterim ki zeplinimi tam klan kalesine ulaşmadan şu merkez noktada bir yerde indirme planım var hatta tekli cehenneme yakın da olabilir. Bu doğrultuda bir saldırı gerçekleştireceğim. Üst taraftaki altın deposuna birazcık sinsi atacağım ama indiremeyeceğiz. Daha sonrasında ejderler indirecek bunu. Kartal topuna doğru ilerleyip orduyla alt taraftaki kaya saçarı da sürükledik mi bomba gibi bir taktik olacak. Saldırıma geçiyorum. Ejder, ejder binici, Titan'lı bir kombinasyonumuz. Buyurun saldırıya geçelim. Şimdi neler dedik neler dedik değil mi? Bunları bir gerçekleştirmemiz lazım. Şu, şimdi şurada topu görüyorsunuz top bedava. Ee, orduyu attıktan sonra oraya iki tane balon göndereceğim. Şuradan hemen iki sinsiyi attım. Ejderlerimi gönderdim. Şuraya iki balon ve diğerlerine diğer balonlar. Koruyucu gelsin abi. Ejder binicilerimi attım. Topa doğru bir daha attım. Şimdi zeplini saldım. İş bitti. Üç yıldız gelmezse... Ben hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Kelle avcısını da gönderdim unutmadan. Koruyucu özelliğimizi bastık. Şimdi zeplinin gidişini izliyoruz. Şu noktada indirdik. Klonları yapıştırdık. Öfkeyi patlattık. Ve bir adet daha görünmezlik attık. Orada bir de bomba çıktı ama bize bir problemi yok. Nema Problema. Evet süper okçular işlevini yerine getirmeye devam ediyorlar. Bir görünmezlik dağıttım. Temizlik son hızıyla devam ediyor. Şu tekli cehennem kulesini bir türlü alamadık ya. Yav niye indiremedik? Şuradan bir titan desteği atalım. Hemen o bölümdeki desteğimizi esirgemeyelim. Barbar kral ve kraliçeyle savaşı sürdüreceğim. Üst taraftan da kraliyet saldık mı muhteşem olacak. Şimdi tekli cehenneme galiba kraliyet atarız diye tahmin ettim. Barbar kral ve kraliçeyi de bu etaptan yolluyorum. Üstten titan tanklarken diğer askerlerimiz de temizliğini gerçekleştiriyor. Amma ve lakin kraliyet şampiyonumu az buçuk bekletmem gerekiyor. Tekli cehenneme şimdi direkt atarsam sağ kayabilir. Şu an sola kayacak pozisyonda o yüzden şimdi attım. Zehir kulesinden bir hasar geldi. Evet o bölümde iskeletler var. Problem değil abi. Kraliyetimiz sol tarafa doğru kayacaktır. Birazdan bir barbar kral özelliği basacağım. Önden tanklayabilmesi adına. Şöyle barbar kralın özelliğini bastım. Okey. Kraliyetle birlikte el ele gidiyorlar. Kraliçe birazcık arkadan gelecek. Fark ettiyseniz. Ama bizlik bir problem yoktur. Arkadaki bir tane kara ekseyi ve barbar kralla birlikte kraliçe problemdir. Orada ilk başta bir dondurma kullanırım. En arkadaki barbar krala da Muhtemelen kelle avcısı atarım diye düşünüyorum. Hatta kraliç A kelle avcımızı atmıştık. Tamam kraliyet oradasın. Barbar arkadasın. Sıkıntı yok abicim. Şöyle bir kraliyet özelliğini basalım. Kaya saçarımıza birazcık hasar verelim. Hatta dondurmayı şu an e, kraliyet için harcamama da gerek yok. Bekleyelim abi. Bekle 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 bekle. Acele yok. Acele yok. Bekle 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 bekle. Şşş, şimdi barbar hayatta kalsın diye kullandım. Bir süper duvar kırıcımı gönderdim. Orada anka kuşu da devreye girdiğine göre 1 minyon ve bir okçumu şimdilik bekletiyorum. Kraliçemiz kara ikseğine doğru yönelecek mi? Yönelmesi gerekiyor. Şöyle bir okçu 1 minyon desteği attım. Evet özelliğini bir yandan basmam gerekiyor ama şu an özelliğini basarsam süreden kurtaracağım. Ama şöyle de bir durum var, okçu mu attım hızlıca. Arkadaki Barbar Kralla ikseyi birazcık problem. Artık Süreden de patlamamak için hemen Kraliçemin özelliğini bastım. Abicim yüzde ile 99 ile kaybetmeyelim şu savaşı. Yüzde 99 olmasın, bak Süreye takıldık, bak. Bilader, Süreye takılmayalım. Bir tane vurulan, bir tane vur. Ah be, abicim 99 da olmasın ya. Süreden de patlamayalım ya. 3 saniye gerekiyor. 3 saniye olsa Kraliçe, Okçular ve Titan o X yayını her türlü indirecekti. Gerçekten her türlü indirecekti. Çok yazık oldu ya. 99'da kalınca çok üzülüyorum arkadaşlar. Buyurun bir savaş daha atalım. Şimdiki düzenimizde rakibin 21. düzeni. Tam tamına ejder ejder binici diye bas bas bağıran bir düzen seçtik arkadaşlar. Yani ben genellikle bu tarafta belediye olup e, klan kalesi tarafı olduğunda bu düzenlere ejder ejder binici yapmayı çok seviyorum. Ha burada bir dezavantaj vardır. Bu nedir? İki tane X yayı hem kara hem hava. Onlar o şekilde olmasaydı daha tatlı olurdu. Ama yine de şansımızı deneyeceğiz. Bu savaşı yaptıktan sonra sizlere güzel bir binici madenli saldırısı izleteceğim arkadaşlar. Şimdi buyurun savaşımıza bir geçelim. Zaten klasik taktik. Ee, arka taraftan saldırı gerçekleştireceğiz. Şuradan bir sinsiyle bir tane altın toplayıcıyı temizleriz. Bir tane ejderle kışlayı temizleyip orduyu kartal topuna gidecek şekilde yönlendireceğim. Bak şöyle bir sinsi attım. Şimdi şuradan 1, 2, 3 balon attım. Arkasına ejderlerimi yolladım. Bir ejder şuraya attım. Kalanı da sol tarafa bıraktım. Diğer ejderlerin yolu kaymasın diye böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Evet şimdi şuradan tam tamına zeplini attık mı sanki yeterli olur. Rakip barbar kral için bir kelle avcısı atmayacağım. Zaten orada koruyucu özelliğimiz var. Sadece üzüldüğüm nokta sol tarafa kayan ejder ejder biniciler. Onlar da gitmeseydi daha güzel olurdu. Titan çıktı abi. Şurada hemen bir görünmezlik attık indirdik, klonlar attık, öfkeyi yapıştırdık ve bir görünmezlik daha atıyoruz. İlk etapta Monolit indirdik. Şimdi Çoklu Cehennem indirdik. Daha sonrasında Xeyi Kraliçe Çoklu Cehennem'e de salça olmaya devam ediyoruz. Belediye binası gerekiyor bizlere. Belediye binasına da bir yandan sıkmaya başladığımıza göre işler yolunda gidiyor demektir. Evet, belediye binasını da aldık. Şimdi şu taraftan hemen barbar kralla kraliçeyi salayım ki üst taraftaki ejder ejder binicilerimiz hava savunmasına bedavadan ölmesin istedim. Ha birazı öldü ama yine sıkıntı yok. Her türlü halledeceğiz. Köyde doğrusun bir şey kalmadı. Yani kahramanlarımızla kalan temizliği yapabilecek güçteyiz arkadaşlar. Barbar kral kraliçe ilerliyor. Üst tarafta kraliçemiz var. Sol tarafta bir kraliyet şampiyonu var. Ona dikkat etmemiz lazım ve işin güzel yanına bakın süper okçularımız da hayatta var. Onlar da destek veriyorlar. Süper okçular siz barbar kralın arkasına geçin. Şöyle omzunun arkasından tak 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 ateş edin. Benim çok işime yarar. Gerçekten çok işime yarar. Kraliyeti atacağım. Amma velakin birazcık tırsıyorum en önden koşar diye. Neyse barbar kral özelliğini atarız. En azından ordumuzun bedavadan canının azalmasına değmez. Üst tarafta bir şey var mı? Üst tarafta bir şey yok. Çok güzel. Birazdan bir barbar kral özelliğini patlatacağım ki kraliyet en ön taraftan bedavadan ölmesin ve süper okçularımız da hayatta kalsın istiyorum. Rakip koruyucu baya bir hasar bıraktı. Bu doğrultuda kraliyetimi gönderdim. Şimdi şuradan bir sinsi atıyorum. Bir normal okçu desteği attım. Şurayı bir donduralım arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. 3 yıldız bedavadan bir 3 yıldız. Şöyle bir balon desteğini de attım hava savunmasının kafasına. 99'dan sonra %100'ü patlattık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güzel bir köydü. Tam ejder ejder binici diye bas bas bağıran bir düzendi burası. Genellikle bu tarz düzenlerde ve ilk savaşım yaptığım kutu kutu düzenlerde ejder ejder binici yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. O kutu kutu düzenleri ama tazı balon yapmaktan nefret ediyorum. Şimdi Komutan Yusuf'tan bir binici madenci saldırısı izleyeceğiz arkadaşlar. Binici madenci açıkçası köy binası 15 geldikten sonra efsane liginde çok kullanılmaz oldu. Ama klan savaşında, klan savaş liginde yine güzel iş yaptığını söyleyebiliriz. Yine de çok fazla kullanan yok ama komutan Yusuf inatla binici madencisini güzel bir şekilde yapmaya devam ediyor. Belediye binasının olduğu bölgeye doğru kraliçe yürüyüşünü gerçekleştirdi. Şifacılarını atmamıştı. Şimdi şifacılarını bıraktı arkadaşlar. Sol taraftan bir klan kalesi çıkarma operasyonu gördük. Oradan ne attı? Okçu attı 2-3 tane ve klan kalesini çıkarttı. Kara eksi aylarına kafa atan kraliçesine bir görünmezlik büyüsünü e, hor görmedi ve bir öfkesini attı. Şimdi buradan Titan'ı temizleyecek. Daha sonrasında da belediye binasını alacak. Ordusunu şu an için salmadı. Sağ solu kontrol ediyorum. Belediye binasının temizlenmesini bekliyor. Çünkü belediye temizlenirken orduyu gönderirse birazcık karışıklık yaşayabilirdi. Öfke atılmıştı belediye binasına vurmaya başladığında dedi ki üst taraftaki kenar temizliğini yapayım. Belediye binası indi orada bir buz golem temizliği görüyoruz sonra da rakip kraliyeti temizleyecek. Uçan kışlasıyla birlikte barbar kralını buradaki koridora sokuyor. O koridoru kahraman ve arkasındaki uçan kışlayla temizleyecek. Yan taraftaki koridordan da binici madenci kraliyet ve koruyucusunu gönderdi. Bakın sol tarafı kraliçe temizliyor. En dış tarafı barbar kral temizliyor. Merkezde binici madenci temizliyor. Her ordunun bir koridoru var. Evet o yüzden de 3 yıldız geliyor arkadaşlar zaten. Alt tarafta kraliçe birazdan rakip kraliçeyle kafa kafaya gelecek. Ben kraliçeye öfke atmayacağını düşünüyorum. Merkezdeki binici madenci atacağını düşünüyorum. Zaten bir tanesini oraya atmıştı. Diğerini de oraya atabilir. Evet binici madenci devam ederken şimdi uçan kışta içerisindeki biniciler çıktı. Üst taraftan bir kelle avcısı desteği geldi mi abicim? Balonların desteğini getirdi. Binici madenci merkezde kraliçe destekliyor. Üst taraftaki barbar kral çok güzel savundu. Gerçekten çok güzel savundu. Bütün biniciler o etapta öldü arkadaşlar. Ama ordusuyla birlikte gelen binici madencileri hala devam ediyor. Kraliçesinin özelliği mevcut. Temizlik askerleri var. Kraliyetinin maalesef özelliği yok. Evet bakalım binici madencilerden sadece madenciler kalmış bu arada. Üst taraftan bir büyücü gönderdi kare eksir deposuna. Bir süper duvar kırıcı attı kraliçeyi içeri sokabilmek adına. Madenciler hala destek veriyor. Kraliyet şampiyonunun arkasındaki anka kuşu devreye girdi. Ve anka kuşu sayesinde de yine orada 3-4 tane savunmayı temizledi arkadaşlar. Şimdi kraliçe geldi. Zaten kraliçe orayı özelliğiyle birlikte halleder. Bir de üstüne üstlük madenciler destek verince bir de arkasında şifacılar olunca zaten orada bir ölümsüzlük şifresi yazmış gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Son kalan depoları da birazdan kraliçe, koruyucu, anka kuşu, salça olacak ve 3 yıldızı bu şekilde alacak. Kendisini tebrik ediyoruz arkadaşlar. Sizlere şimdi bir adet daha saldırı paylaşacağım. Aslında bu bizim son savaş diye düşünmüştüm. Çünkü ejder ejder binci saldırısı çok izletmek istememiştim ama bir tane daha ejder ejder binci saldırısı göstereyim dedim. Şimdi baktığımız etapta benim birinci saldırdığım köye benzer kutu kutu düzen. Yani kutu kutu düzen dediğim belediye şöyle dışta oluyor. Diğer taraflarda kare kare dikdörtgen dikdörtgen tarzı oluyor. Sol taraftan bir balon atıp zehir kulesini aktif etmiş. Çok zekice gerçekten. Ejder ejder biniciyi saldı. Koruyucuyla birlikte balonu attı. E, Klan kalesinden Titan Buz Golem geliyor ve Zeppelin'i salıyor. Fark ettiyseniz iki köyde Titan Buz Golem çıktı. Benim saldırdığım köyde Titan çıkmadı. Yani rakip karışık atmış. Bu doğrultuda klan kalelerini tahmin etmekte birazcık zorlaşıyor. Aslında şöyle bir şey de yapabilirdi. Balonu şimdi de atabilirdi. Ama e, zehir kulesi aktif hale gelmemiş. Süresi mantıklı ayarlamış abi. Süper okçular indi. Zaten süper okçuların indiği bölgeye bakar mısınız? Oradan alacakları e, XI'ları var. Cehennem kuleleri var. Belediye binası, zehir kulesi, inşaatçı kulübesi. Ve etraftan bir de top mop alıyorlar. Yani muhteşem bir değer alıyor. Fakat... Ejder ejder binici birazcık orada takıldı. Buz golemleri falan patlatırken boşu boşuna öldü. E, süper okçulardan almış olduğu verim, ordunun almış olduğu verimi birazcık e, kapatmış diyelim. Şimdi Titan, e, Barbar Kral ve Kraliçe geldi. Baktığımız etapta Kaya Saçar'a bir bebek ejder attı. Çok mantıklı. Zaten tek vuruşluk canı varmış. Orayı temizledi. Sol tarafı ejder temizlemeye gidiyor. E, bebek ejder monolite gitti. Şimdi ben e, şöyle söyleyeyim bu kadar şey varken 3 yıldızın gelip gelmeyeceğinde birazcık kafamda soru işareti olur. Niye soru işareti olur? Şuradaki monolit çok korkutuyor. Direkt kahramanların antisi. Bir de cehennem kuleleri tekli. Bunlar birazcık tedirgin ediyor insanı. Bakalım kraliyet şampiyonunu attı mı? Kraliyeti direkt monolit atmış. Bir tane de görünmezliğini arttırmış. Bak Allah'tan böyle bir hamlesi olmuş. Çok güzel. Kazıcıyla birlikte bakın. Bir tane tekli cehennem kulesini indiriyor abi. Özellik basıldı birinci indi diğerinin de canı çok az kaldı bir tane dondurma attı kraliyet yani kraliyetini de çok güzel kullanmış Berat Aga yani arka taraftaki savunmaları darma duman etmiş. Yani o kraliyeti dondurmayla görünmezlikle o kadar güzel şahlandırmış ki köydeki savunmaları bırakmadı barbar kral ve e, kraliçe temizlik yapıyor tekli cehenneme ulaşılmaz bir noktadaydı kraliçe. Bir tane depoyu indirdi. Şimdi duvara vurup oradan tekliği alacak. Üst tarafı artık barbar kral büyücüyle temizlemiş. Gerçekten ince ince işlenmiş bir saldırı diyebiliriz arkadaşlar. Her şeyin orantılı yapıldığı bir saldırı olmuş. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet, Barbar Kral duvarı temizledi ve Kraliçe ile birlikte Klan Kalesi'ni aldı. Şimdi bu kadar savaş izletmişken Hamdi'nin savaşını da izletmek olmaz. Bir de Hamdi'nin üçlüğüne bakalım arkadaşlar. Ee, o da 30'u fullemiş. Ondan da bir ejder, ejder binici süper okçu var. Ama kombinasyonunda önce tazı tanklamalı bir kombinasyon. Bakın saldırıyı izlemedim ama Hamdi'yi tanıyorum. Genellikle klan liginde, klan savaşında bu saldırıyı yapıyor ve bu düzenlere saldırı yapıyor. Arkadaşlar Hamdi'nin genellikle saldırısında ilk olarak tazıyı ya buradan atacaktır ya da üst taraftan atacaktır. Tam Kaya Seçer orada indirip temizlik yapacak ki seçmiş olduğu düzende de gerçekten süper okçularla alınacak verim muazzam. Üst tarafı tercih etti. Büyük ihtimalle üst tarafı tercih etmesinin sebebi de klan karesi solda ya Titan çıkacağını tahmin etti. O yüzden üst tarafı seçti. Çok çok mantıklı. Aceleyle direkt alttan girin diye, girelim diye yani ee, adam böyle bir düzen kullanmış. Alttan girsek Titan gelip süper okçuların yanında kolunu bağlayıp oturacak. Zaten etrafındaki elektrik şokuyla süper okçular ölecekti. Alt tarafı seçseydi bu köyden 3 yıldız alamazdı. Ha, ne olurdu? Ee, sol tarafa bir okçu atardı bir şey yapardı anca öyle kurtarabilirdi ama riskli fark ettiyseniz evet süper okçulardan çok çok güzel bir temizlik seyrettik. Utanmasalar buradaki X'e ile Kaya Saçarı dağılacaktı. Bir ejder aşağıdan bir ejder de hayvan barınağının oradan atıp aradaki koridordan ejder ejder bincilerini salıyor. Barbar kral ve kraliçesinde orduyla birlikte yollayıp koruyucusunu da yanında sallamış. Evet koridor güzel bir koridor diyebiliriz ama ordunun bölünebileceği bir koridor. He, handiye koyar mı koymaz. Çünkü sağ tarafa da gitse temizlik, sol tarafa da gitse temizlik. Her yerde temizlik yapılacak elbet. Kahramanlar da ilerlerken Kraliyet Şampiyonu üst taraftan bırakmış. Kraliyet Şampiyonu bence birazcık yanlış attı. Direkt Barbar Kral'ın kucağına gitti abi. Bedavadan Kraliyeti orada öldürmüş. Tekli bir cehennemi aldırmış Allah'tan. Yani Kraliyeti sağdan falan atsa çok daha iş yapacakmış. Birazcık acele etmiş bence. Barbar Kral merkezi temizliyor orada rakip kraliçeyle bizim kraliçe savaşırken kraliçe bizim kazandı. Alt taraftaki savunmaları ejder ejder binciler temizlerken üst taraftan da kraliçe özelliğiyle birlikte bütün hepsini temizleyecektir. Tahminimiz o yönde. Altta da koruyucu ejderler bir şey bırakmaz zaten bir şey kalmadı sadece toplar ve e, toplayıcılar kaldı. Kraliçenin burada işlevi önemli özelliğini bastı tam savunmaların olduğu etapta. Büyücü kulesi indi Tesla indi bir Tesla daha indi şimdi okçu kulesini aldı bir TSA daha indirdi. Hava savunmasını alacak. Zaten arkasına tek boynuzlu atı da almış. O da şifa alıyor. Arka taraftan ejder binici laap diye güdümlü yedi abi. Koruyucuyla buzul morsu geliyor. Kraliçe şu an e, bir tane okçu kulesinin ve Tesla'nın arasında kalmış durumda. Şimdi tek boynuzlu at biraz daha güzel destek verirken koruyucu da desteğini sağlıyor. Ve son kalan okçu kulesinde kraliçe koruyucu fark etmez biri alacak. Ejder bu tarafı temizliyor. Köyde savunma kalmadı. Tertemiz bir Üç yıldız. Eline sağlık Hamdi kardeşimiz. Evet buradaki ejder de ölmüş. Kraliçe az bir canla kalanları temizlemiş. Eline sağlık. Yani bir tane kraliyetin birazcık hiç destek vermesin, vermemesinden dolayı ee, birazcık zorlanmış en son etapta. Sadece kraliçe kalmış. Ama kraliyet daha güzel iş yapsaydı arkadaşlar. Neredeyse 3-4 tane ejder, 2-3 tane ejder binici kahramanlar falan bile hayatta kalırdı. Ama olsun ara sıra gözümüzden kaçıyor yapacak bir şey yok. Evet. Arkadaşlar güzel bir klan, klan savaşı videosu olduğunu düşünüyorum. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Burada rakipten bir canlı saldırı var. Zayit de saldırıyorlardı. Tam girecektim. Tek tek kaldılar. Ee, evet bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.